Merhaba arkadaşlar, derslerimize devam ediyoruz. Şimdi genel olarak burada ana alanımızı tamamladık. Ufak tefek eksiklikler gözüme çarpıyor ama onu ileride tamamlarız. Şimdi burada şöyle bir kayan yazı efekti yapacağız şu alt tarafta. Ana şu slide show'umuzun olduğu alt tarafta. Bu ayrıca bu slide show'umuza ait olan ufak bir animasyon var. Onun üzerine konuşmayı düşünüyorum. Derse geçmeden önce, şimdi ben her dersi daha önce de belirttiğim gibi açıklamada linki olan GitHub sayfasında paylaşıyorum. GitHub'ı kullanmasını bilen arkadaşlar indirebiliyorlardır ama bilmeyen arkadaşlar için şunun üzerinden tekrar geçeyim. Linke tıkladıklarında, şurada clone'a geldiklerinde ve ondan sonra download zip dediklerinde arkadaşlar bu içeriği zip dosyası şeklinde indirebilirler ve kodları kontrol edebilirler kendi taraflarında. Tabii bundan önce sizden ne isteğim var? Dersi izlemenizi istiyorum. Şimdi şurayı kapatalım. Gelelim önce HTML kodumuzu yazmaya başlayalım. Index.html'e geldik. Şurayı bir tamamlayalım. Şuradaki main tagının içerisindeyiz. Dikkat ederseniz. Main tagının içerisinde şurada hemen buraya şöyle bir yorumumuzu yazalım. Yorum olarak ne diyelim bu bölüme? Şöyle latest news şeklinde bir alan oluşturacağız burada. Marquee HTML etiketinden faydalanacağız. Şimdi Marquee HTML etiketini siz kullanmayı da bilirsiniz. Şimdi açıkça söylemek gerekirse biraz deprecated olmuş bir durumda. Şimdi deprecated ne demek? Yine bunun İngilizcesini artistik olsun diye değil, bilerek kullandım. Çünkü çok sık karşınıza çıkabilir. Deprecated, kullandığınız HTML etiketinin ya da JavaScript kodunun artık neyle uğraşıyorsanız yazılım dilinde yavaş yavaş eskimeye başladığını belirtir. Bunun yerine ya yeni şeyler kullanabilirsiniz, ya yeni bir versiyonu vardır muhtemelen o kodun, ya da farklı şeyler kullanabilirsiniz. Şimdi ben bilgilenmeniz açısından Marquee etiketini kullanacağım. Ancak siz Marquee.js diye bunun JavaScript kütüphanesi var. Onu kullanabilirsiniz. Çünkü halen en azından Google Chrome'da desteklenmeye devam ediyor. Ve konuşacağımız özellik açısından en kolayı da bu. Şimdi konuştuktan sonra HTML kodlarımızı yazmaya başlayalım. Önce şöyle latest news şeklinde bir divimizi oluşturalım. Şimdi şöyle belirtmek gerekirse kabaca, şimdi şurada buranın altında şöyle bir son haberler şeklinde bir durum olacak. Şurada başlık ve şurada da kayan yazılar şeklinde ilerleyeceğiz. O nedenle burayı iki bölüme ayırıyorum. Birincisine diyorum ki nokta diyorum yine Emmet kısaltmasından faydalanarak latest-news-title diyorum. Tab etiketine basıyorum. İkinci bölüm ise yine nokta dedim. Latest news content diyorum. Tab'a basıyorum. Yine etiketimi açıyorum. Dikkat ederseniz burada ben şu tekniği kullanıyorum. Mümkün olduğu kadar da böyle yapmaya çalışırım aslında. Şöyle bir section ismi olarak düşünün. Latest news. İşte bunun bir başlığı var ve içeriği şeklinde iki bölüme ayırdım. Bunun haricinde şöyle bir parantezi geçeyim. Şimdi BEM şeklinde bir isimlendirme yöntemi var. Ondan bir ara bahsetmeyi düşünüyorum bu dersler sürecinde. Ama şöyle bir durum var. Ben BEM'i kullanmıyorum. Hani kullanmadığım bir şeyi de biliyormuş şeklinde anlatmak açıkçası ters gelir. Sonuçta hata yapabilirim. Ancak yine de BEM isimlendirmesinden ve faydalarından bahsedeceğim. Parantezi kapattık. Devam edelim. Bu latest news'in title'ın içerisinde ne olsun? Şöyle bir başlığımız olsun. Şimdi başlığa hiyerarşik olarak ne verelim? Geldiğim zaman şimdi ben buraya H1 dedim. Şuna H2 dedim. Ara başlıklara H3 dersem
Burada şöyle bir H4 şeklinde bir H4 diyeceğim buradaki başlığa. Diyorum işte H4 başlığımızı açıyorum. Herhangi bir şimdilik bir class kullanmaya gerek yok. Ve buraya diyorum ki latest news şeklinde bilgilendirmemizi yapıyoruz. Content'in içerisinde de önce marquee tool'umuzu açıyorum. Şimdi burada behavior, direction gibi HTML özellikler var. Ben şimdi onların hiçbirisini kullanmayacağım. İstediğim özellikleri direkt CSS üzerinden vereceğim ben. Marquee etiketin içerisine şimdi buraya haberlerin, kayan haberlerin olduğu bölümü vereceğim. Ve buraya class olarak news ticker diyorum. Ya hocam tekrar söylüyorum. Ya siz bu class'ların isimlerini İngilizce kullanıyorsunuz. Hadi onu anladık ama bu isimleri nereden buluyorsunuz gibi. Arkadaşlar bu isimleri genel olarak aynı şekilde mesela kayan yazı çalışması yapılan yerlerden genelde kopyalıyorum. Yani standart olarak ne kullanılıyormuş, ne deniliyor onlara. O şekilde kullanıyorum. New sticker dedim o nedenle. Burada ilk kayan yazımız şöyle P etiketi içerisinde kullanacağım. P etiketimizi açtık. Yalnız ben bunları bir şey de vereceğim. Ayrı özel CSS de vereceğim için hemen buraya span etiketi de açıyorum, tamam mı? Span etiketine class vereceğim. Class olarak da badge denilen class'tan bahsediyorum. Sonrasında bunun ne olduğunu size söyleyeceğim. Şu badge class'ın ne işe yaradığını göreceksiniz zaten. Buraya ne yapalım? Ne dedik şuraya? İlk olarak ne olsun şöyle? News. Yani haberler şeklinde bir span olsun. Şuraya da yani span'dan sonra asıl paragraf etiketi olarak da şöyle lorem yazıp enter tuşuna bastığım zaman bize şöyle bir dummy bir lorem ipsum etiketi veriliyor. Buradan bunu biraz kısaltalım. Şöyle bir şuraya kadar bir kısaltalım bunu. Bu şekilde kullanalım. Sonrasında Ctrl C ile bunu kopyalayalım. Ctrl C diye. Ctrl V diyorum. Ctrl V diyorum buradan. Bu şekilde ne diyelim işte news olsun. Şöyle tech diye işte technical'ın açılımı olarak. Bir de ne yapalım şöyle madem game portal game şeklinde burada 3 farklı kayan yazı devamlı olarak dönüyormuş gibi gözüküyor. Kaydediyorum ve şuradan bakalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi sadece latest news var. Ve şurada bakın görmüş olduğunuz gibi direkt kayan yazılarım ne oluyor? Kayan yazılarım bu şekilde geliyor. Tamam, şimdi gerekli stillendirmeyi verelim. Ne yapıyorduk onun için? Şöyle şurayı bir açalım. Daha rahat görmeniz açısından. Şunu da şöyle düzenledik. Geldim bunu kapatıyorum. Şunu da şöyle kapatırsak tamam. HTML kodlarımızı yazdık. HTML kodlarımız burada. Şimdi gerekli CSS kodlarımızı yazalım. CSS kodları için şöyle ne diyelim buraya? Aynı ismi verelim. Latest news şeklinde. Yorum alanı yazdık. Aşağıya doğru geliyorum. Şimdi öncelikle başlığımızı, daha doğrusu başlığımız değil de latest news dediğimiz şöyle ana div'imizi seçtik. Bakın şurada hepsini kapsayan div buydu. Burada title var, burada content var. Ben hani her zaman tekrar HTML'e geri dönmeyeceğim ama siz o şekilde HTML'lere geri dönerek bu videoyu izleyin. Yani hangi class'a ne yaptığıma bakarak. Şimdi geldik. Latest news dedik. Tamam mı? Önce bunların şöyle yan yana düzgün durması için ne diyorduk? Klasik olarak display flex diyoruz burada. Display flex diyorum. Şuranın böyle farklı bir tamamının şöyle farklı bir renkte olmasını istiyorum. Onun için background color olarak
Şimdilik şöyle primary color'ı seçelim. Background color olarak primary color'ı seçtik. Bu niye gözünmüyor? Çünkü display flex dedik ama yükseklik yokmuş gibi davranıyor, tamam mı? Hemen gelip şuraya yükseklik olarak 8 RAM'lik bir yükseklik veriyorum. 8 RAM olarak yükseklik verdik. Bak ya yani niye olmuyor diyorum. Bakın burada unuttuğum şey watch CSS demedik. Biz SAS kodlarını yazıyoruz ama o compile edilmiyor. Watch CSS diyorum. Tamam şimdi geldi. Burası görmüş olduğunuz gibi bir bölüm. Şurası da bizim. Şurası başlık, şurası content. Ama dikkat ederseniz burada ne var? Öncelikle içeriğin ortalanmasını istiyorum, tamam mı? Display flex dedim. İçeriğin de ortalanmasını istiyorum. Align items ne diyorum burada? Center diyorum. Align items'a center diyorum. Bakın şu iki içerik ortalandı. Tamam, şimdi gelelim title'a. Title nasıl stilliyorduk? Şimdi %% işareti koyuyorum. Tire title diyorum. Açtım parantezimi. Geliyorum şöyle aşağıya doğru. Bakın. Latest news. Sonra şu başlığı yazmak için ampersand şu bölgeyi gösteriyor. Yalnızca tire title yazdığım zaman şu başlığı stilliyoruz. O şekilde üzerinden biraz tekrar geçelim. Şimdi ben buraya, tamam mı, belli bir uzunluk vermesini istiyorum. Bu şekilde yapışmasını istemiyorum. Toplam uzunluğun %25'ini alsın buraya. O nedenle display flex yapısında bunu nasıl gösteririz? Flex basis diyorum. Flex basis. Bunu farklı yollarda da yaparız ama daha iyi görmeniz açısından 25 yüzde diyorum. Yani %25'ini alsın. Bak. Ana ekranın %25'ini alıyor mu? Bakın alıyor şuraya kadar. Zaten birazdan buranın rengini değiştireceğiz. Tamam, %25'ini alsın. Ama şuradaki tekstin ben sağa yanaşık olmasını istiyorum. Bunun için text align right dedim. Tam böyle sağa yanaştırdım güzel bir şekilde. Tamam, sağa yanaştırdık ama biraz da boşluk olsun. Abanmayalım öyle. Padding ne diyeceğim burada? Padding right diyeceğim tabii ki. Padding right to RAM dediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi şurada bir boşluk verdik. Tamam, başlık bu şekilde. Şimdi geliyorum aşağıya. İçeriği de biraz stilleyelim. Tire content diyorum. Tire content dedikten sonra şimdi bakalım buraya. Şimdi buradaki yazılar ne arkadaşım? Buradaki yazılar bir kere nereden geliyor? Şu yazı, bakın şuradan gelip şurada tamamlanıyor. Şunun tamamını kapsamasını istiyorum bir kere, tamam mı? O nedenle flex basis diyorum buraya da. Ne kaldı buraya? Flex basis 75 yüzde kaldı. Yani buradan %25'ini buraya verdik ya, %75'ini de yazılara verdik. Tamam, sonrasında ne olmasını istiyoruz buranın? Şimdi buranın bir background color'ını değiştirelim. Background color da bizim secondary color'ı da burada kullanacağız. Görmüş olduğunuz gibi secondary color var. Şimdi şu arada ne oluyor? Bu arada boşluklar var default olarak. Bunun tamamını kapsaması için önce diyorum ki senin yüksekliğin kardeşim seni kapsayan divin yüksekliğiyle aynı olsun. O nedenle %100 yapıyorum burada. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geldik. Tamamını kapsadık. Okeydir. Tamam, şimdi bunların tamamını kapsadık. Buradaki içerik için başka yapacağımız bir şey yok. Ancak ne var burada? Şimdi buradaki new sticker alanı var. Biz bunların böyle alt alta değil, ne olmasını isteriz? Yan yana olmasını isteriz, değil mi? O nedenle geliyorum yine, bakın content'in içerisindeyim bu kez. Şöyle new sticker klasını ne yapıyorum? Seçiyorum. New sticker klasını seçtikten sonra ne diyorum buraya? Yan yana olması için display flex diyorum, değil mi? Display flex dedik. Bakın yan yana geldi. Tamam, yan yana geldikten sonra ortalamasını istiyorum. Şuranın içeriğinin ortasında olmasını istiyorum.
Bunun için ne yapıyorduk? Align items center diyorduk. Eyvallah. Align items center dedik. Sonra da bunların aralarındaki boşluğun olması için ne yapıyorum? Yani aralarında boşluk olması için diyorum ki justify content space between diyorum. Justify content space between dedim. Şimdi dikkat ederseniz burada halen daha yukarıda duruyor. Bu yukarıda durmasını engellemek için ne yapıyorum bu kez? Şöyle buraya bir line height veriyorum. Line height. Şöyle 6 rem. Bir line height verdiğim zaman görmüş olduğunuz gibi ne yaptı? Ortaya geldi. Bunu 6 rem değil de 8 rem yaptığımız zaman ne olur? Bu kez ne oluyor? Tam şeyin ortasına gelmiş oluyor. Tam burası çünkü 8 rem uzunluğunda. Bakın. Şimdi burada biz ne yapmıştık? Justify content, align item center, display flex. Bu size bir şey hatırlatıyor mu? Bu şuradaki abstracts'a geldiğimiz zaman nedir? Şuradaki mix'in özelliğinin devamıdır değil mi? Tamamıdır. Bunun için biz ne yapıyoruz? Geliyoruz bakın bunu bilerek yaptım. Fazla kodu, şuradaki fazla kodumuzu ne yaptık? Siliyoruz. Buradaki kodumuzu sildik. Ve buraya ne yazıyorduk biz? Şöyle nerede o et işaretini arıyorum. Et include diyoruz. Neyi include edeceğiz? Flex display mixinini include edeceğiz buraya. Özellikleri olarak da ne yazacağız? Display durumunda flex. İşte align items center ve justify content'te ne olacak? Space between olacak şekilde yazıyoruz böyle. Noktalı virgülünü unutmuyoruz. Kaydettiğimiz zaman yine aynı durumu alırız burada. Şimdi gelelim şuradaki paragrafımız var burada. Index HTML dönüyorum. Bakın new sticker'ın içerisindeki şu paragrafımız var. Geldim buraya tamam mı? Style CSS'e dönüyorum. Geliyorum new sticker'ın içerisindeki P etiketimizi seçtim. Burada diyorum ki renk olarak sen şöyle light color olacaksın ve font size olarak da 1.4 rem olacaksın. Kaydettiğim zaman şu şekilde dikkat ederseniz görünüyor. Böyle içeriğimiz geliyor. Şimdi gelelim buradaki H4 başlığına. Şimdi ben H4 başlığımı burada seçebilirim. Ancak şu başlıklarımızı bir düzenleyelim. Şimdi şurayı bir genişletiyorum. Geliyorum ben başlıklar için ne yapmışız? Başlıklar için bir çalışmamız var mı? Şimdi burada H2'yi yazmışız. Yalnız H1 burada logonun içerisinde kalmış. Tamam mı? O nedenle şu başlıkları bir ayrı bir başlıklar alanına alalım daha rahat görmek ve sonrasında daha kolay editlemek için. Şimdi H1'i alıyorum bir şöyle. Ctrl X ile kesiyorum. Geldim. H1 başlığımı şuraya yapıştırdım. Tamam mı? H3'e gelmedik. Şimdi H4 başlığım içinde H4 başlığım içerisinde şimdi bir kere şunlar olacak. Font family primary font şeklinde olacak. Ctrl C. Buraya geldim. Ctrl V diye yapıştırdım. Sonra color primary color şeklinde olacak. Bakın onu da alıyorum. Buraya geliyorum. Yapıştırıyorum tamam mı? Font size olarak da şöyle font size olarak da ne verelim buraya? Şimdi 2 rem verelim bakalım nasıl görünecek. Kaydediyorum. Şimdi şurada dikkat ederseniz logo klasının içerisindeki eleman boş kaldı. Burada biz ne yaptık? Çünkü H1 şeklinde kullandık ve yalnızca şu çalışmamda
Yalnızca tek bir tane header'ı kullanacağım. O da bu olacak. Ancak yani genel olarak bunu şu şekilde logo, siz farklı bir logo kullanırsınız. Tek space değil de farklı bir logo kullanıp işte şurayı H1 etiketi üzerinden ilerleyebilirsiniz. Yani o illa benim yaptığım gibi sert aynı şekilde yapmanız lazım. Bakın şurayı latest news yaptığım zaman ne oldu? Bir kere bu kırmızı renkte olduğu için kayboldu. Şimdi geliyorum o zaman burada yukarıda H4 etiketi için color, primary color değil de şurasını light color olsun. Aynı zamanda text transform uppercase olsun. Aşağıdan kopyalıyorum. Text transform uppercase dedik. Şu şekilde şimdi başlıklarımız görünüyor. Bu H1, bu H2, bu da H4 başlığımız. Şimdi yalnızca burada her bir başlığa ayrı ayrı vermek yerine şimdi bunların ortak özelliklerini alalım bir. Geliyorum H1 için, H2 için, sonrasında kullanacağımız H3 için, işte H4 için, H5 için, bizde H6 olmayacaksın diyorum. Sonra olursa da ekleriz zaten. Buradaki tüm fontlarımızın olmasını istediğimiz ne? Bir kere primary font olacak değil mi? Tamam. Primary font olarak bakın aldım, kopyaladım, şurayı yapıştırdım. Sonra tüm başlıklardaki ne yapıyorum? Primary fontları bakın siliyorum. Bunlara artık gerek yok. Genel olarak ben renklerin ne olmasını istiyorum? Başlığının renginin tamam mı? Şu şekilde sanki kırmızıyı mı standart alsak, beyaz mı standart alsak? Kırmızıyı standart alıyorum tamam mı? Yani primary color şeklinde olacakmış gibi düşünüyorum. Geliyorum buraya color. Primary color düşünüyorum tamam. Kırmızı olan color mı primary olarak? Yani tüm başlıklarda varsayılan olarak önce kırmızı rengim olsun. Şimdi burası 5 RAM değil de şöyle bir 7 RAM yapsak burayı. 7 RAM yaptık. Şöyle daha büyük bir şekilde görünsün. Bu şekilde daha iyi oldu. 7 RAM yaptık. Şöyle font weight'e de tamam mı? Bakın şurada tüm başlıkların font weight'inin de 300 olmasını istiyorum. Geliyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Kaydediyorum. Böyle daha ince bir font başlığı beni bozmaz arkadaşım. Bu şekilde ilerliyorum. Tamam mı? Aynı zamanda tüm başlıklarımda şöyle letter space. Pardon. Letter spacing veriyorum. Tamam mı? Sonra letter spacing ne olsun? Şöyle nokta 3 RAM'lik bir letter spacing verelim. Bakalım ne olacak. Şimdi şuradaki renk, font size'ları falan silelim. Hepsini. Font size ayrı kalanları da silelim. Kaydediyorum. Bakın hepsinde ne olmasını istedim. Biraz 0.3 piksellik bir 0.3 RAM'lik bir letter spacing dedim. Yalnız aldım burayı. Şurada hatalar mı yaptık? Bakalım bir do not use. Tamam şurayı bir silelim. Boş CSS'den dolayı itiraz ediyor. Burada bir compile hatası veriyor. Neden compile hatası veriyorsun? Problems'e gelelim bu tarz durumda. Tamam seçtik. Şurada bir fazla bir şey mi var? Şunu tıkladığımız zaman neyi veriyor bu? Latest news'u veriyor. Tamam bunda bir problem yok. Şuraya geldiğimiz zaman content new sticker. Tamam şu paragrafın şu new sticker'ın tamam herhangi bir problem yok burada. Buraya geldiğimizde de herhangi bir problem göremedik. Neyse biz devam edelim. Belki sonrasında şurada açıp kapatmadığımız bir şey vardır.
letter spacing dedik. Ha, bakın şurada şöyle açıp kapatmadığımız bir şey var. Ondan dolayı itiraz ediyor bu. Şu parantezi kapattığımız zaman sorun çözülecektir. Şimdi burada özetle yapmaya çalıştığım şey, tüm başlıklarda olması gereken durumları bir yazıyorum, tamam mı? Aynı zamanda tüm başlıkların büyük harfle yazılmış olsun. O nedenle text transform'u da ne yapıyorum şöyle? Text transform'da uppercase dedik. Görmüş olduğunuz gibi hepsi istediğim özelliklere geldi. Ancak her bir başlığın kendi kişisel olan özellikleri de var. Mesela buradaki game portal başlığı beyaz renk ya. H2O dikkat ederseniz. Geliyorum diyorum ki arkadaşım bunun color'ı farklı olsun. Geliyorum buradaki H2 başlığını özel olarak seçerek primary color değil de bu ne olacak? Light color olacak. Aynı şekilde şuradaki H4 için de aynı şey geçerli. O da light color olacak. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi tüm başlıklarım hemen hemen başlıklarımın ortak özelliklerini ne yaptım? Bir kenara aldım. Diğerlerinde ne yapıyorum? Diğer daha başka, daha spesifik bir özellik vermek istersem bu şekilde tek seçime baskın kod yazabilirim ya da bir class atayabilirim. Onun üzerinden gidebilirim. Ancak ben bu şekilde baskın kodu yazmayı tercih ettim. Tamam, ilerleyelim. Geliyorum. Şimdi arkadaşım ben burada dikkat ederseniz ne var? Şuradaki kayan yazılar var, tamam mı? Ben buradaki kayan yazıların şu başlıklarının başlıkları ben ne vermiştim? Span içerisinde bir batch class'ı vermiştim, tamam mı? Bunların bir şekilde şöyle bir düzenlenmesini istiyorum. Yalnız ben buraya vereceğim bu batch özelliklerini başka yerde de kullanabilirim. O nedenle geliyorum, ne yapıyorum? Bu badge'i direkt olarak yazmaktansa gidiyorum arkadaşım. Components'ın içerisine, şuradaki Components SCSS'in içerisine aynen şurada yazmamışız. Şöyle bir yorum olarak şuraya diyelim ki şöyle butonlar şeklinde yorum satırını yazdık. Tamam mı? Sonra bunu Ctrl-C ile kopyalıyorum. Ctrl-V ile yapıyorum. Buraya da badge deneyeceğimiz elemanları da buraya yazdık. Bu şekilde yapıp sonra sayfadaki herhangi bir badge'de değişiklik yapmak istersek bu şekilde değiştirebiliriz. Şimdi geliyorum, önce badge class'ına belli özellikler veriyorum, tamam mı? Şöyle şuradaki başlıklara gelecek, dikkat edin. Şunu da şöyle küçültelim. Badge class'ına ne dedik? Böyle genel özelliklerini verelim. Şöyle bir border none diyoruz. Herhangi bir border olmasını istemiyorum. Padding vereceğim. Padding diyorum. Vereceğim paddingler yukarıdan ve aşağıdan nokta 2 rem. Sağdan soldan da 2.4 rem şeklinde olacak. Kaydediyorum. Bakın geldiği zaman dikkat ederseniz artık paddingler var burada. Sonracıma ne yapılmasını istiyorum? Şöyle font size olarak biraz büyük olsun. Font size 1.6 rem dedik font size olarak. Sonrasında da color olarak yine bunlara light color vereceğiz. Ama önce tabii dolar işaretimizi yapacağız. Çünkü burada değişken kullanacağız. Neredesin bu klavyede dolar işareti? Color, light color şeklinde rengimizi verdik. Background color olarak da klasik kırmızı rengimizi vereceğiz. Primary color olarak. Bakın bu şekilde de renkler verdik. Ne kaldı burada? Birbirlerine bitişik olarak. Geliyorum buraya, diyorum ki bir de margin vereyim. Şöyle bir 5 remlik bir margin veriyorum buraya. Açılsın diye burada görmüş olduğunuz gibi new stack yazılar açılsın. Dediğim gibi siz CSS'leri benden daha iyi de yapabilirsiniz. Yani ben burada mümkün olduğu kadar hani derdimi anlatacak kadar denilir ya. O şekilde ilerliyorum.
Sonra yine burada bir letter spacing olsun. Ya bakın şuradaki, şimdi burada dikkat ederseniz biraz harfler arası açık. Burada da açık. O nedenle şunlar sanki çok birbirine girmiş gibi görünüyor. Geliyorum diyorum ki letter spacing buradan olsun nokta 2 rem şeklinde de başlığımızı verdik. Tamam, oraya boşluğumuzu verdikten sonra şimdi index HTML'e dönelim, tamam mı? Bu klasik badge olarak kalsın. Yalnız şuradaki tek olan badge'imize şöyle badge tek şeklinde ayrı bir class vereyim. Şuna da badge tre game şeklinde ayrı bir class vereyim, tamam mı? Çünkü bunların renklerinin farklı olmasını istiyorum. Onların renklerinin farklı olması için de yine geldim. Components'a geliyorum. Ne yapıyorum? Bakın şurada ampersand işareti tire tek yazdığımız zaman ne olsun istiyorum? Şöyle burada background color olarak, tamam mı, farklı bir renk kullanılmasını istiyorum. Siz burayı istediğiniz rengi de kullanabilirsiniz. Ancak ben burada renk olarak şöyle abstracts'a geldiğimde mesela şuradaki comment color'ı kullanabilirim burada. Hemen geliyorum burada Ctrl C ile. Şurada background color olarak tekin ben buraya ne bırakıyorum? Comment color şeklinde bırakıyorum. Kaydettiğim zaman bakın artık tek rengi o şekilde. Aynen. Geliyorum sonra yine components'a ne dedik? Game demiştik, değil mi? Game içinde tre game içinde aynı şekilde geldim. Buna da şu date color'ı kullanabilirim. Date color. Hemen geliyorum. Yine background color. Ctrl C. Ctrl V. Comment color değil de date color şeklinde burada isimlendirmeyi verdik. Bakın. Game bu kez sarıya döndü. Sonracığıma tek de mavimsi bir renkli dikkat ederseniz. Şimdi ben ileride comment ve date class'larında bu sarı ve mavi renkleri kullandığım zaman daha böyle bir sayfamda daha tutarlı olacak. Yalnız burada bir şeyden bahsedeyim. Şimdi date color ve comment color gibi biz buraya isimler verdik, tamam mı? Şimdi bu isimleri biz daha düzgün verebilirmişiz demek ki. Buna mesela date color yerine yellow color demek. Buna comment color yerine işte blue color ya da açık blue, işte light blue color gibi renkler vermek daha tutarlı olurmuş. Bunu da hemen bilgilendirme olarak verelim. Şimdi geldik. Bakalım herhangi bir eksimiz var mı latest news alanında. Dediğim gibi yalnız şuradaki yazılımın birbirlerinden farklı olması daha hoş gösterebilir burayı. Şimdi burada bittikten sonra şimdi şurada arkadaşlar ben giriş alanında şuraya bir animasyon eklemeyi düşünüyorum, tamam mı? O animasyonu da ekleyip bu dersimizi bitirelim. Hem biraz da animasyonlar üzerine konuşmuş oluruz. Şimdi geliyorum önce, yani ne yapacağımızı bilmiyorum ama sanki animasyonlar şeklinde ayrı bir şeyimiz de olacakmış gibi, tamam mı? Geliyorum burada SCSS'in içerisine yeni bir şöyle alt çizgi animations nokta SCSS şeklinde bir dosya oluşturdum, tamam mı? Hemen geliyorum sonrasında da benim style CSS'de import diyorum. Ctrl C şurayı kopyalayalım. Ctrl V diye buraya ani yazıp Ctrl Shift'e bastığımızda tamam gösteriyor bize. Animations'ı import edelim. Şimdi animation class'ına gelmeden önce animations SCSS dosyalarını yazmadan önce daha doğrusu ben biraz ne yapacağımdan bahsedeyim. Şimdi ben sayfam açıldığı zaman, tamam mı? Sayfam açıldığında şu içerik burada lök diye duruyor. Ben onun yerine bu biraz hani yukarı çıksın istiyorum, tamam mı? Sonra biraz aşağıya gelsin. Bana o şekilde bir hafif bir animasyon yapsın. Geldiğimde
index HTML'e geldiğim zaman benim bu animasyonun olmasını istediğim alan, arkadaşım hangi alandı? Burada nerede slide, single slide, slide overlay, şuradaki slide content alanın, tamam mı? Şuradaki slide content alanı, yani H2 başlığının ve içeriğin olduğu. Style CSS'e baktığımız zaman şuradan geliyorum. Top header, navigation header, hayır burada main slider'da. Şuradaki slide content alanına ben ne yapmasını istiyorum? Buraya bir animasyon vermeyi istiyorum, tamam mı? Önce animasyonumuzu yazalım, böyle size anlatayım. Şimdi animasyonda hangi, yani yapmanız gereken işlem, ben ne dedim? Bu açıldığı zaman önce bir yukarı çıkıyorsun, sonra aşağı tekrar gelsin şeklinde. Bu arada opacity de 0 olsun, tamam mı? Yani önce görünmez olsun, sonra opacity 1'e doğru ilerliyorsun. Şimdi bunların olmasını istediğimiz frame'lere, bölümlere biz keyframe diyoruz, tamam mı? Önce geliyorum, animations'ın içerisindeyim, tamam mı? Buraya ne dedik? Keyframes dedik. Şöyle add keyframes'i yazıyorum, tamam mı? Animasyonumun isminin ne olmasını istiyorum? Animasyonumun ismi şöyle main ani şeklinde, basit bir saçma bir isim verdim ama aklıma başka bir şey gelmedi. Şimdi parantezi açıyoruz. İlk durumda, başlangıç durumda, yani 0-100'de durumunda, tamam mı? Ne olmasını istiyorum ben? 0-100'de durumda opacity'nin 0 olmasını istiyorum. Opacity 0 diyorum. Sonra transform diyeceğim. Transform diyorum, tamam mı? Translate ye. Translate ye'nin 5 RAM olmasını istiyorum. Bunu birazdan daha detaylı göstereceğim. Sonra da border top'ta border top'a ne demişiz burada? İşte 0 piksel demişiz. Yani görünmemesini istiyoruz. Solid diyoruz. Ve renk olarak da primary tre color diyoruz. Tamam. Şimdi bu başlangıç durumda. Ama başlangıç durumunu biz nasıl göreceğiz? Geliyorum tekrar index HTML'de ben slide content'i uygulayacağım ya bunu. Önce bu animasyonumu ekleyeyim slide content'e. Animasyonumuzu slide content'e nasıl ekleyeceğiz peki? Geliyoruz burada, önce animation diyoruz. Animation, bakın. Animation, dikkat ederseniz burada, tamam mı? Name, duration, timing, function, delay, bir ton özellik var. Ancak ben burada önce name diyeceğim. Kullanılmasını istediğim animasyon neydi? Main ani şeklinde bir animasyonmuş. Geliyorum. Animasyonun ismi arkadaşım main ani. Sonrasında bu animasyon ben 3 saniye sürmesini istiyorum. Ve is out şeklinde olmasını istiyorum. Kaydediyorum. Bakın geliyorum. Şimdi 0 dediğim zaman ne oluyor? Bakın opacity'den 3 saniyede geldi. 3 saniyede bakın opacity 0 iken 1 durumunda oluyor. Şimdi şuradaki, burada tap ne durumda? Normalde %25 şeklinde. Ancak ben tap özelliğinin animasyonda ne olmasını istiyorum? 5 RAM olmasını istiyorum, tamam mı? O nedenle 0 durumda, yani 5 RAM'den yukarıya doğru ilerliyor. Refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz şekilde. Tamam, bu şekilde geldi. 0 durumunda böyle. Ancak ben ne yapmasını istiyorum? Bu animasyonun daha farklı şeyler de yapmasını istiyorum. Yarı zamanda, yani %50 durumda, %50 durumda da ne yapmasını istiyorum? Bu kez transform diyorum tekrar.
transform, translate y diyorum. Ancak bu kez translate y'ye diyorum ki sen eksi 5 RAM ol. Tamam mı? Border'da sıfır pikselden neye gelsin mesela? Sıfır pikselden de bir piksele gelsin. Bakın, kaydediyorum. Açıyorum bakın. Refresh ettim. Önce ne yapıyor? Yükseliyor, sonra alçalıyor. Bu arada sıfır pikselden bir piksele çıkıyor. Yükseldik, alçaldık. O şekilde ilerledi. Sonra arkadaşım, ne olmasını istiyorum? Şöyle %100 durumundaysa, %100 durumunda, yani animasyonum tamamlandığında da olmasını istedim. Bir kere opacity 1 olsun. Şu transform translate 0 olsun. Yani önce yukarı çıkıyor, sonra aşağı iniyor. Sonra tekrar bir yukarı çıkma durumu olsun. Şuradaki border'ım da bir pikselden iki piksele gelsin. Şurada da bir primary color değil de light color yapalım. Bakalım nasıl görünecek. Şöyle light color diyorum. Kaydediyorum bakın. Şöyle bir refresh yapıyorum. Yukarı geldi. Beyazlaştı. Kırmızı. Ha, border bottom. Diğer border'ı da yapmak lazım. O şekilde ilerliyor. Hatta gelelim şimdi şuradaki border 0 piksel. Şu aradaki border'a hiç şey vermeyelim ya. O şekilde kalsın. Son olarak border 2 piksele getirsin bizi. Kaydediyorum. Bakın hem opacity artıyor hem şuradaki border'lar arta arta geliyor. Bunu daha dramatik olarak görmek için ne diyelim, şöyle önce bir 15 RAM'den eksi 15 RAM'e sonra da sıfıra gelsin. Bakın bu kez daha dramatik göreceksiniz bu animasyonu. Şimdi geliyorum sıfırdan başlatıyorum. Bu şekilde dikkat ederseniz böyle bir hani daha dramatik, daha belirgin bir animasyon için böyle de isteyebilirsiniz. Artık hangisini tercih edersiniz. Şuradaki değerlerle oynarsınız. Benim açımdan şöyle 5 RAM'e eksi 5 RAM şeklinde yeterli olur. Refresh ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle basit bir animasyon da eklemiş olduk. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.